Evet. Bacağımla bacağım. Beni yıllarca bitiren hastamı size anlatmaya geldim. Şimdi kızımızın ismi Derya. Derya Hanım benimle ilk iletişime geçtiğinde bacak travması olduğunu, bacak işleminden başlamak istediğini defalarca kez dile getirdi. Derya hamilelik döneminde çok ciddi bir kilo almış. Sonrasında ciddi bir kilo kaybına uğramış tüp mide ameliyatıyla. Bu yüzden de vücudunda zayıflama sonrası sarkmaları var. Çok yoğun çalışıyor, işinde dehşet başarılı ve inanılmaz da tanınan biri. Bu yüzden de biz Derya Hanım'ın hiçbir şeyini sizinle net bir şekilde paylaşamıyoruz. Kızımız beni şahsi telefonumdan sürekli arıyor. Şimdi aramasını ayarlamak hiçbir problem yok. Çünkü birçok hastamda benim şahsi telefonum var zaten. Arasınlar yeter ki kafalarına bir şey takılmasın. Derya beni arıyor, sürekli bacaklarından bahsediyor. Diyorum ki bak kuzum olmaz. Önce karnı toparlamamız lazım. Çünkü kızım bacak travması kalmış. Böyle jilet gibi bacaklar istiyor. Dedim ki ilk önce karnı toparlamamız lazım. Karnı da şurada bir yerde göreceksiniz. Çok böyle deformasyonu fazla olmayan bir hastaydı. Ama cildi aşağıya inanılmaz sarkmıştı. Yani kalça düşüklüğü vardı, yan bacaklar kırışıktı. Bu tarz hastalarda 360 yapmak gerekiyor ki biz bacaktan çok iyi bir sonuç alalım. Ben bunu Derya Hanım'a geceler, günler, aylar, yıllar anlata bitiremesem de en sonunda şu noktaya geldik. Dedim ki Derya Hanım anlatıyorum, siz kesinlikle bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Lütfen dedim başka merkezlerde görüşün. Eğer ki içimize sinmezse bana gelmiş olursunuz. Kızımız başka yerlerde görüşüyor, içine sinmiyor, yine beni arıyor derken gerçekten deli bir hastam bu benim. Şu anda çok sevdiğim bir arkadaşım haline geldi. Biz Derya'da ilk önce bacağı geçmeden şuradaki karnı toparladık. Bu karı değişip de böyle bir hale geldiğinde çok güzel böyle daha diri, daha böyle fit duran bir karın bölgesi ve aynı zamanda kalça bacak bölgesi meydana çıktı. Sonrasında Derya Hanım daha ilk karın germe ameliyatına geldiğinde benim için karın germe önemli değil diyordu. Ve biz Derya Hanım'la şöyle ilerledik. Karın germenin önemini görmeniz için istiyorum aynı zamanda. Ve Derya kesinlikle ve kesinlikle karnım yapılmasın, bacağım diye gezen bir kız. Ve aranızda Derya gibi çok fazla hasta var. Ve Derya aşırı yoğun çalıştığı için sürekli uyku halindeydi. Ve ben ilk başlarda o ameliyata geldiğinde aşırı gergindim. Diyordum ki biz herhalde bu kızı mutlu edemeyeceğiz. Yani biz bu kıza istediğini veremeyeceğiz. Çünkü o kadar ısrar ediyordu ki önce bacaktan başlayalım diye. Günümüzde Derya'nın ilk önce karın germesi yapıldı. Sonrasında da bacak germe işlemi yapıldı. Sonrasında meme estetiğini yaptırdık. Ve ben artık Derya'yla çok yakın bir arkadaşım. Aşırı derecede seviyorum. Eminim ki Derya da şu an beni çok seviyor. Çünkü en son geldiğinde taş gibiydi. Ve inanılmaz derecede enerjisi yükselmişti. Giyim tarzı, hayatı, her şey değişti. Eşiyle beraber ikisini çok fazla seviyorum. Yani benim VIP BNV kızları baştan sona zayıflama sonrası estetik süreçlerinden sonra böyle bir değişim yaşıyorlar. Benim için çok önemli, hastalar için çok önemli. Biliyorum ki sizin için de çok önemli.